Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 16 Mart Salı Kocaeli Yaşlılar için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bir teknik bir sorun yaşıyorum da onunla uğraşıyorum. Bir video yayınlıyorum. Bende pek çıkmadı ama inşallah yayınlarken bir sıkıntı olmaz. Bu Adana Yarış Programı da Kocaeli Yarış Programı da Allah bir şey yükledim. O da benim başıma bela oldu. Altlarda da çıkıyor. Her tarafa çıkıyor. Az önce bir video izleyeyim dedim ama bir türlü fazla da olmayınca tedirgin oldum. Eğer yayında bir aksaklık olursa tekrardan silip tekrardan yüklemek zorunda kalacağım. İnşallah öyle bir sıkıntı olmaz. Bugün güzel bir program var arkadaşlar. Hem Adana'da gündüz koşulacak olan Adana'da 9 koşulu bir program var. Akşamleyin Kocaeli'de 7 koşulu bir program var. Arkadaşlar sadece yarın 2 tane videomuz var. Çünkü yerli olarak da yurt dışı yarışlarında Amerika olmadığı için yurt dışı yarış programım yok arkadaşlar. En azından bunu belirteyim. Sadece Amerika yarış programı veriyorum. O da zaten üyelere özel. Bunu bir kez daha söyleyeyim. Bazı arkadaşlarımız söylüyor yurt dışı yarışları neden yok diye. Sadece Amerika yarışları var. Bunu zaten baştan da konuştum. En azından sizlerin de takdirini almak istiyorum. En azından bilginiz de olsun. Gelelim bugünkü koşulara. Bugün Kocaeli'de 7 koşulu program var dedim. Saat 18'den itibaren birinci koşumuz başlıyor. 7'li Plase ve üçlü Ganyan ayağımızın açılış ayağı olan bu koşuda bir maiden dişilere ait 3 yaşlı İngilizlerin 1700 metre kum yarışında baktığımız zaman yine birbirinden güzel kısrakların bir arada olduğu yarış ve artık birincilik yaparak bu maiden'e veda edecek safkını bekliyor olacağız. Burada bana göre 11 nolu Victor Gallop temsilcisi olan safkan Gökhan Gökçeli start alacak olup son güzel ikinciliğiyle zaten buradaki performansıyla bana göre rakiplerin çoğundan üstün gözüküyor. Büyük ihtimalle de ben bu yarışı kazanmasını bekliyorum. 11 nolu Victor Roquette'in kazanıp meydana veda etmesini bekliyorum Gökhan Gökçe'yle. Ama illa da burada oyunu oynayanlar için yanına at bağlamak isteyenlere de en azından 10 nolu Şelalemi ilave edebilirler. Ama en son yarışında Victor Roquette bu safkanın geçtik. Tabii bir daha geçer mi? Yarış içinde göreceğiz ama eğer rakip arıyorsanız da 10 nolu Şelalemi Kadir Tokaçalı'yla ilave edebilirsiniz arkadaşlar. Hemen altılı Ganyan ayağına geçelim. Saat 18.30'dan itibaren, ikinci koşudan itibaren altılı Ganyan'ın birinci ayağı başlıyor. Bir handikap 14, 4 yaşlı Arapların 1500 metre kum yarışında. 12 safkan var burada ama biraz çekişmeli bir yarış bizi bekliyor tabii ki. Ben önceliği 8 nolu aboneye vereceğim bu FM temsilcisine. Ayhan Kurşun'la start alacak olmuş safkan. Bayağı iki yarıştır güzel performans sergilemeye başladı. Bir üçüncülük, bir ikincilik artık hani birinciliğin bana göre en güçlü adayı haline geldi bu handikap yarışta. Tabii rakipleri var. Öncelikli 4 nolu Kafkas'ın yine bir turbo temsilcisi Daniel Kayal'a start alacak olan bu safkanla oldukça formda bu sezonu bir kazanarak girdi. Arkasından bir dokuzuncuk elde etti ama son iki yarışında güzel iki tane üçüncülüğüyle yine formunda güzel yarışlar sergilemeye başlayınca da en azından formunu da ilerlettiğini görüyoruz. Çalışma olarak da bir hayli ön planda tutuyor Mustafa'nın. Yine 4 nolu Kafkas'ımı yazacağız. Daha sonra 1 nolu İlsum, bir Ağa Karaca temsilcisi Kaancan Gökçeli staff alacak olan Mustafa'nın yine formda ama son 7.'li ben hiç ölçü almıyorum. Mustafa'nın bugün daha iyi yarış koşmasını bekliyorum. Bu Ağa Karaca temsilcisinden kanatı da oldukça iyi. Zaten Artvin güzeline baktığınız zaman bir kısrak babası da bir Kaysberg gözüküyor. Yine bir Kaysberg kanı var. Yani iyi bir orijin dişi olmasına rağmen bayağı erkekler gibi koşabilen bir isim. Bu 1 nolu İlsum çalışma olarak da iyi durumda. 10 nolu Ertürker. Bir turbo tayı daha. Bugün turbolar biraz yoğunlukta. Burak Akça ile start alacak olmuş safkanda. En sonunda meydandan çıktıktan sonra arkasından güzel bir de ikincilik elde edince artık burada ben de varım dedi. Uygun kilosuyla koşuyor. İyi çalışmalara sahip. Bir 35 gün ara vermiş olması bana göre isabetli karar oldu. Bu safkan bu sefer daha dinç yarışa katılacak. 10 nolu Ertürker ve son olarak da 5 nolu Baba Öz Eser. Yine bu son perde temsilcisi Mahsun Demirbaş'la start alacak olmuş safkanda. Bayağı istikrarlı ama aradığı birinciliği bu sezon bulamadı ama bugün bence uygunlaşan rakipler arasında 5 nolu Baba Öz Eser'i de değerlendirmekte fayda var arkadaşlar. Hazırlık olarak da iyi durumda olan bir isim. 8-4-1-15 bu zorlu ilk ayakta benim size önerebileceğim safkanlar. Günün ikinci ayağına geldiğimizde bir satış koşusu 4 ve yukarı İngilizleri 1500 metre kum yarışında. Burada baktığımız zaman 13 safkan var. 3 ve 5 nolu safkanlarda ekürü olduğu bir yarış. Tabi burada baktığımız zaman öncelik kimi verebiliriz? 2 nolu Balyacı Salih Doğukan Savla bu yarışın bana göre tartışmasız en şanslı ismi. Yani normal şartlar altında bu grubu alıp sırtına gezdirmesi lazım. Tabi bu gezdirdiğim dakikada da bel fıtığı olmaması lazım arkadaşlar. Dikkat etmek lazım çünkü kilodan fazlasını kaldırdı mı bel fıtığı olabilir yani. Kim olursa olsun geçerli. Aman dikkat edin. Balyacı Salih normal şartlarda dediğim gibi kazanır. Ama yarış şartlı satış koşusu arkadaşlar. Yani şu satış koşusu oluşu
Beni tedirgin ediyor ama yine de tek atmak isteyenler için bence ideal bir banko adayı. Çünkü 7 yaşında bir safkan büyük ihtimalle yarışı kazanmak için saldıracak büyük ihtimalle de diyorum. Eğer herhangi bir terslik olursa ne yapabiliriz? Yanına en azından bir 9'lu Blevus'u ilave edebiliriz. Bu Ham 5 temsilcisi. Muhammed bir bilginle start alacak olan bu safkan. Bana göre son 3.'lü de çok iyi. Hoşuma gitti. Bu safkanı bu 2.'lu Balyacı Salih'in yanına ilave edip 2.9 olarak da geçebiliriz. Yani büyük ihtimalle de bu şekilde geçebilir. Ama çok sürpriz ararsanız yani satışı tam satışa geliriz derseniz de o zaman 5.'lu bu psikopat. Yani psikopat adı üstünde bir psikopat. Bir ekürü avantajı da var. Bir Rampoldi temsilcisi yani spiker Rampoldi koptu geliyor dediğimiz atın tayı bu. Bir psikopat hemen daha ilk yarışında satışa konmuş. Bakalım kaç paraymış. Yine 65 bin lira. Ama bu safkan çalışma olarak iyi arkadaşlar. En azından onu bir söyleyeyim. Bayağıdır hazırlanıyor bu safkan. Yani bu ilk yarışını birde bir yapabilir. Yani o kaliteli bir sahip bir isim. Orijin olarak zaten güzel. Baktığın zaman baba Rampoldi, anne Alnadas da bir Nati Prosida temsilcisi. Nati Prosida benim İzmir'de çok çok beğendiğim bir safkan. Muammer Kitapçı'ya ait bir safkandı. Kitapçıdan atıydı. At güzeliydi gerçekten. Onun yarışları hiç aklından çıkmıyor. Masum Pir Demir'le start alacak olan safkan ilk kez koşuyor ama aman arkadaşlar dikkat edin. Safkan el yakar, can yakar. O yüzden kuponlara yazın. Daha sonra 10'lu Demir Batur bir King David temsilcisi Onur Yıldız'la start alacak olan safkanda son iki yarıştır biraz kaybolmuş görüntüsü var ama bugün kendini sobeleyebilir. Ben buradayım diyebilir arkadaşlar. Bu kaliteye sahip bir isim. 10'lu Demir Batur'a da iyi hazırlıklara sahip. Bu safkanı da aman dikkat edelim. Bugün çok uygun grupta koşuyor. 1'lu Galyalılar. Bu safkan bir dördüncülük elde ettiğinde burada bayağı rakiplerinin hemen kafa burun dibinde gitmişti. Ama ne hikmetse bu dördüncülükten sonra 4 yarıştır at kayıplarda artık inanın arayan bulursa bir şey diyemeyeceğim. Ama bugün Galyalılar yani bir Galya derse bu safkan da bugün satış koşusunda adını yazdırabilir. Aman abi bu safkana dikkat edin. Gerçekten çok tehlikeli bir ayakta burası. Son olarak da artık bir hat daha söyleyeceğim. 10.000 Strata. Bu da Vivian Riverilitim. Halil Altın'la start alacak olan safkanda. Bugün yine etkili yarış koşması beklenen diğer safkanlardan birisi. Bu safkanda kaç paramış bakalım. 59. Bu biraz indirimli. Yani 2.9 önce daha sonra 5, 10, 1, 11 arkadaşlar. Çünkü satış koşulları genelde ne biteceği belli olmuyor. Ama genelde yani normal koşayım derse bu 2.0 Balyacı Salih kazanır. Ama kazanamasa da o zaman işler değişir. İlk ciddi rakibi 9. Daha sonra bu ilk kez koşan olan 5.0 Safkan. Daha sonra 10, 1 ve 11.0 Safkanlar arkadaşlar. Yani satışlar inanın benim de kafamı karıştırıyor ama ne yapacaksınız? Artık bazı yerlerde risk alıyoruz ama inanın bu satış koşusunda en azından at yazabiliriz. Çünkü benim en azından bir yerde bir banko ismim var. Artık ona sığınacağız büyük ihtimalle. Gelelim burada 4. koşuya 6'lı Ganyan'ın 3. ayına bir kısa vade 6, 4 ve yukarı İngilizlerin 1800 metre kum yarışında 8 safkan arasında koşacak olan bu yarışta da ben önceliği 6'lı Şarlatan'a vereceğim. Bu Restahit temsilcisi Mustafa Çiçek'le start alacak olup bir İzzet Aksoy harasından son 6.'lı zaten hiç ölçü almıyorum. Bu grubun atları değil bayağı iyi bir grupta koşan bir isim. Ben bugün ilk şansı bu safkana vereceğim. İyi hazırlıklarla kalite bir safkan olarak. 7'lu Extravagant en sonunda bir yarış kazandı. Bu işaret neyin işareti? Satış formu için tıklayın. Bu at Extra'dan satılıyor galiba. Neyse bu safkan da çok formda. Gökhan Gökçel'e kesinlikle ihmal edilmemesi gereken safkan. Daha sonra 2'lu Beyond Redemption. Bir Kaneko temsilcisi Ayhan Kurşun'da start alan safkan yine çok formda. Bu yıla yine iyi bir başlangıç yaptı. Bir iki arkasından bir ve son olarak da yine iyi bir formu olan, bayağı formda olan 1'lu Village Hof'u da bu Hakkar temsilcisini Kadir Tokaçoğlu'la kuponlara ilave edip bayağı 6-7-2-1 olarak geçebiliriz arkadaşlar. Yani bu 4 safkan büyük ihtimalle arasında geçişmesi bekleniyor. Günün 5. koşusu 6'lı Ganyan'ın 4. ayına geldiğimizde bir şartlı 5, 4 yaşta Arapların 2000 metre kum yarışında nihayet kalitesini yavaş yavaş olsa göstermeye başlayan 2'lu Havza Aslanı bence Tamerinoğlu'nun temsilcisi Mustafa Çiçek'le 2'de 2 yaptı. Arka arkaya 2 yarış kazandı. Bugün 3. yarışının kazanmasını bekliyorum. Ve bugünkü benim banko ismim 2'lu Havza Aslanı olacak. Zaten mesafeye yatkın. Hem de bu rakipleri geçmesini bekliyorum. O yüzden benim banko ismim 2'lu Havza Aslanı olacak arkadaşlar. Günün 6. koşusu 6'lı Ganyan'ın 5. ayında Maiden dişilere ait 3 yaşlı İngilizlerin 1700 metre kum yarışında. Burada baktığımız zaman 12 safkan 2 ve 9-10 safkanlarında ekür olduğu bir yarış. Tabi öncelikle 1'lu Epsilon, bir Red Giant temsilcisi Mustafa Çiçek'le start alan safkan. Son güzel 3. ile benim ilk şans verdiğim isim. Daha sonra 8'lu Princess Nazom, bir Halik Karnasus temsilcisi Tolga Yıldız'la start alan safkanda. Bayağı istikrarlı safkan sürekli tabela içerisinde ama
Bugün bakalım arada birinciliği kavuşabilecek mi? Yine çok formda bir Safkan. İyi çalışmalara sahip. 11 nolu Toriçem. Bir aftermarket temsilcisi Furkan Yüksel ile start alan Safkan bayağı formda. 0 dedi. Arkasından 4-3-2. Artık sırada ne var? 1 var herhalde. Büyük ihtimalle bugün o birinciliği kavuşabilmek için sağda varını yoğunu koyacak bir Safkan. Ve o güce de sahip bir isim. Bu 11 nolu Toriçem Furkan Yüksel ile. Ve son olarak da 5 nolu Mary Gold. Bir Yonaguska temsilcisi İbrahim Halil Ketmen'e start alan bu safkan da benim yazılmasını önerdiğim son safkan olacak. 1-8-11-5 bana göre bu 4 safkanı yazıp bayağı bu şekilde geçebiliriz arkadaşlar. Geldik günün son koşusuna. 7. koşu ve 6'lı gayanın son ayağı. Handikap 17, 4 ve yukarı Arapların 1400 metre kum yarışında 13 safkan arasında koşacak olan bu yarışta ben önceliği 11 nolu köy ağası Demir'e vereceğim. Bu Kaysberg temsilcisine Halil Kaplan ile 9 gün önce koşmuş olduğu yarışta güzel bir dördüncülü var. İyi bir grupta koştu. Bugün bana göre uygunlaşan rakipleri ve uygun kilosuyla ben ilk şansı bu safkana verdim. Daha sonra biraz ağır kilo da olsa bir 4 nolu Sancaktar. Yine formda ama arada birinciliği bir türlü bulamıyor bu sezon. Bugün bu Turbotay'ı Mustafa Çek'ten o birincilik peşinde koşturacak. Bu Gülerce ekibine sahip oldukça etkili çalışmalara da sahip. Ve son olarak da yanına 12 nolu Yol Kral. Bu Kaysberg temsilcisini de Mert Can Çilik'le son güzel ikinci ile bu yara ilave edip bayağı bu şekilde geçelim diyorum arkadaşlar. Yani 11-4-12 bu 3 safkan bence hiç ayrım yapmadan bu kuponlara beraberce yazıp bayağı bu şekilde geçelim arkadaşlar. 11-4-12 benim son ayakta sizlere önerdiğim safkanlar. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.